Magazinciler seninle bazen çok uğraşıyor. Sıkılıyor musun böyle şeyden? Mesela hani yok, herkesin Zafer bir işi var. Çapkın adam, hiç bence enfes bir şey. Ama herkesin yani bir işi var. Saygı duyuyorum. İşini, yalnız işini yaparken ki dikkatine dikkat etmek istiyorum. Onların dikkat etmediği zamanlar birazcık şey oluyor. Rahatsızlık veriyor. Yani bir iş yapmak için görevli olarak sokağa çıkmış bir havadalar onlar da. Biliyorum neyle uğraştıklarını, ne kadar zor durumda olduklarını. Ama yani gereksiz bir takım bir şey yapacağım diye uğraşmak biraz sakil geliyor. Anladım. Sürekli. O zaman karşılıklı bir iletişimde de sakatlık doğuyor tabii. Ayrıca ben bu işi ciddiye almıyorum. Kusura bakmasınlar ama yani benim başka bir işim var. Ben oyuncuyum. Aynen öyle. Magazinin kendisine yardım edeceğine inanan arkadaşlarımız var. Onlara yardımcı olmalarında yarar var bence. Peki hani bulmuşken size magazin bir soru soracağım ama yani bunu galiba sorabileceğim en doğru adam sizsiniz. Hiç yaşlanmamanın sırrı nedir? Yani bize en azından 3 ipucu verirseniz. Onu kimseye söylemiyor. Biz yıllardır soruyoruz. Hadi canım. Evet. Yanlış yerden çalıştım yani soruya galiba. Yani kesinlikle. Bana mı soruyorsunuz? Size soruyorum değil mi? Tabii tabii. Anladım. Üstüne bile alınmıyor. Düşün durumu düşün. Yani. Biri anladı genelde. Durumu düşün. Sorulan soruyu üzerine almamak. Düşün artık yani durumu. Bembeyazız. Levent orada. Yani öyle bir halde ki Zafer abi iki abisiyle gelmiş gibi. Evet, evet. O kadar bir de sürekli değil. Gülmek. Tamam evet. İki tane ipucu aldık. Soruları ciddiye almamak, iki sürekli gülmek. Hayır şimdi millet de ben 1200 yaşındayım falan da arkadaşlar benim yanımda biraz zor durumda kalmışlar gibi oluyor. Değil öyle değil. 1000 yaşındayım. 1000 yaşındayım. 200 fazlası var. 200 fazlası var. Evet. Aranızda kıskanmayın. Senin saçların genetik olarak beyazlıyor olabilir. Ayrıca hani tipte bir çizgilenme olmadı. Rahat. Hayır hayır, yakışsa beyaz bana, ben de boyatacağım Tamer gibi ama. Ama bıyık sende bir güzel duruyordu abi böyle. Evet. Bıyıktan niye vazgeçtin? Ya rol gereği. Hani o role uygun olarak ben bıyık bırakıyorum ya da sakal bırakıyorum ya da işte saçımı uzatıyorum, saçımı boyatıyorum. O rolle ilgili, çünkü oyuncunun maskında yani yüzünde çok büyük değişiklikler olmaması gerekiyor. Yani tıraşsız normal bir saç uzunluğu olması gerekiyor ama hani bir rol varsa, işte bıyık gerekiyorsa o role, işte bıyık bırakır. İşte Feride ile birlikte son ağda oynarken işte Kapadokyalı bir ağa, işte saçlarımı iyice uzatıp bıyıklarımı uzatmıştım. Saçları böyle uzun kabarık, böyle aslan yelesi gibi duruyor. Çünkü ama. Yani oraların aslanı. Hani vücuduna o ritmi yansır, yürüyüşüne, işte saçına, başına. Ama çocuklar duymasın da ki Haluk bambaşka. İşte bilmem ne dizisindeki ya da bilmem ne filmindeki rol de bambaşka. O role göre işte saçımızı, bıyığımızı, sakalımızı adapte ediyoruz. Doğru. Ben Levent mesela daha çok göbeğiyle oynuyor. Yani şeyle oynayacağım. Yok, ben de bıyıkla da oynuyorum ya. Oynar mısın? Oynadım. Yani işte bir sinema filmi için çok hazırlanmıştım. İşte bıyıklar bıraktım falan filan. Çok önemli. Çünkü o sana hani senin olan şey ve senin kendinde yaptığın değişiklik sana güç veriyor. Adaptasyonunu kolaylaştırıyor. Tabii. O adam olmaya çabalıyorsun. Çünkü yıllarca bunun eğitimini almışsın. Yapmak istiyorsun. İçinde bu senin mesleğin de bir taraftan. Hobim değil ki bu benim. Mesleğim. Mesela tatili gözlerim ben. Hep böyle yaparken. Hep bir tatil umarım yani. Hobim değil. Hı hı. Onun için de olabildiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Kaç kilo almıştın şeyde? Çok özür dilerim. Abimde. 24 kilo kadar aldım. Ya alması keyifli. Vermesi nasıl oldu? Vermesi işte senin aslında çektiğin zorluklarla aynı hikaye. Yani değişen bir şey yok. Ama hani bir motivasyonla alıp bir motivasyonla veriyorsun. Ha, veriyorsun. Tamam, yani onu söyleyebilirim şey ama bitti yani, işte film bitti, veriyorum artık. Ya babalarımız, eğer birlikte olabildiysek hayatta, annelerimiz, hayatta kendimizi örnek aldığımız insanlar, bunlar bizim hayatımızda çok önemlidir. Ben işimi doğru düzgün yapabilmeyi, işini doğru düzgün yapabilmeyi bir tatlıcıdan öğrenmiş, bir oto tamircisinden öğrendim. Dedem tatlıcıydı, babam oto tamircisiydi, ben oyunculuk yapıyorum ama bizim hepimizin ortak noktası işimizi adam gibi ve düzgün yapmaya çalışmaktır. Ben buna çok özen gösteriyorum. Hiçbir zaman işimi alıp hobim gibi değerlendirmiyorum. O benim işim. Son derece saygı duyuyorum.
olabilecek en iyisini yapmaya çalışıyorum. İşimiz bizim onurumuz. Aynen öyle. Çok güzel. Feride, hazır lafa girmişken sana da bir soru sorayım. Çok kadın oyuncu var. Hı hı. 50 tane dizi var. Hı hı. Yaklaşık yani 100 küsür tane de başrol var. Hı hı. Yani çünkü artık çiftli kadın başroller bayağı bir şey revaçta. Bunları yemek için de bu sınıfa girdiğin sistemi uygulayacak mısın? İlk ders sistemini. Çekilin, hepiniz aptalsınız. Hayır, zaten yani meslekte 8. yılım. Yavaş yavaş ilerlemeyi düşünüyordum her zaman. Öyle gidiyorum. Kimseye de bir şey söylemeyeceğim. Çünkü hepimiz farklı eğitimlerden geçtik. Farklı ailelerde büyüdük. Farklı fiziksel özelliklerimiz var. Herkesin kısmeti farklı. O yüzden kimsenin diğeriyle rekabet etmesine gerek yok. Evet, doğru. Herkes zamanı gelince hak ettiği yerde olacak. Zaman en güzel ödül. Yani ben de çok istiyorum Zafer abi gibi o yaşlarda bu mesleğe devam etmek. Elimden geleni onun için yapıyorum yani. Evet, muhteşem bir enerji. Zafer abi aslında çok zor bir gün geçirmesine rağmen aramızda ve inatla direniyor. Arkadaşlar yavaş yavaş bağlayacağım çünkü bu dört değerli sanatçının da yarın seti var.